Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi haftalar diliyorum. Yeni haftada hepinize bol şans, bol kazançlar. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Borsa İstanbul'un genel seyrini değerlendireceğiz. Bir miktar bankacılık ve holding özelinde kar realizesi gördük. Kısa vadedeki 11 bin üzerine gelen Atağan ana destekleyicisi bu iki sektördü. Şimdi 11.500 hattı kritik bir hat. Buraya yaklaştığımızda hatta 11.100'ler seviyesinde satışlar geldi. Dolar bazı da 340 doları test etmemizle birlikte ilk ara direncimizden dönüş geldi. Bakın ara direnç, ana direnç değil. Ana direncimiz 320-325 seviyeleriydi. Bura kırıldı. Kırılmasıyla birlikte ilk ara dirençte yukarıda sadece geldi. Bunlar zaten bekliyoruz. Sürpriz değil. Kötü bir gün bıraktı. Hem dolar bazlı hem TL bazlı grafikte şöyle hafta hafta incelediğinizde bir doji şeklinde. Bu ne anlama gelir? Tepki yükselişlerinde geri çekilmelere dikkat. Yani burada ilk etapta 10.550 TL bazında, sonrasında da 10.400'lere kadar esnemelere dikkat. Ki 11.500 üzerindeki ana ralliye endeksin devam edebilmesi için bankacılık ve holding haricinde diğer sektörler, diğer yan tahtalara da alımların gelmesi gerekiyor. Şimdi bunun gerçekleşebilmesi için piyasaya ciddi derecede bir para girişimi olması gerekiyor. Var mı? Var. Hatta beklentinin üzerinde bir giriş var. Bu da bizi memnun ediyor ve beklentilerimizi destekliyor. Bakan Şimşek sürekli olarak açıklamalarda bulunuyor. En son konut ve kira tarafına değindi. Onun öncesinde yine borsa yatırımcısına uyarılarda bulundu vesaire vesaire. Piyasayla iletişim çok güçlü tutuluyor arkadaşlar. Benim beklentim diğer yan tahtalara bu hafta itibariyle artık operasyonel faaliyetin yani alım faaliyetlerinin hızlanması biraz daha. Pazartesi salı itibariyle dikkatli olacağız. Bugün yine hisse özel analizinde de belirttim. Burada şöyle belirteyim. Piyasa bölü defter değeri ucuz kalan 4 hissemizi değerlendirdik. Burada da pusuya düşmemeniz gerekiyor. Çünkü büyük balıklar burada pusuya yatmış durumda. En önemlisi salı günü inşallah geç kalmış olmayız. 28 Mayıs'ta akşam saat 9 itibariyle Kozalı değerlendireceğiz. Koza altın işletmelerini. Şimdi burada Koç grubunun bir faaliyeti var. Yapı krediyi satıp Kozalı almak gibi bir düşüncesini biliyorsunuz zaten. Burada Kozal'ın grafiğinde ben daha önce de hisse özel analizinde Kozalı değerlendirmiştim. Özellikle dolar bazında 4x getiri potansiyeli bize barındırıyor demiştim. Şimdi orada dikkat çeken bir ayrıntı oluştu. Salı günü bunun detayını sizlere vereceğim. O videoyu izleyenler ne demek istediğimi anladı. İnanılmaz bir akıllara durgunluk veren bir hikaye görebiliriz burada. Bunu belirteyim ki bütün göstergelerde şu anda gıpta ile hazırda bekliyor. TL bazlı grafikle dolar bazlı grafiğin hiçbir benzerliği yok. Buraya bakıp ya da dolar bazlı grafiğe işte bakayım oradan mesajı alayım gibi düşünceniz varsa detaylı incelemeniz gerekiyor. Bunun en önemli örneğini ve senaryoyu biz çizmiştik. Senaryo tam da noktası olarak çalıştı. Hatta sona doğru geldik diyebiliriz arkadaşlar. Detayları salı günü vereceğim. Dikkatli bir şekilde takip etmeniz iyidir diye düşünüyorum. Çünkü bu tarz görüntüleri, bu tarz gelişmeleri çok fazla yakalayamıyorsunuz küçük yatırımcı olarak. Daha doğrusu bizler de öyle ama dikkatimizi, odak noktamızı hep buralara çevirmiştik. Bir zahmet de şimdi bunun meyvesini yiyelim. Şimdi biraz daha kısa vadeye gelelim Borsa İstanbul'da. Şöyle yardımcı araçlarımıza baktığımızda RSI 78-77'lerden dönmeler var. Ama abartılacak derecede çöküş bölgelerine gelmemişiz. Saatlikte düzeltme gördüğünüz gibi 10.550'leri gösteriyor. Alıcı grubu burada çünkü ilk ama 10.400-10.390'lara doğru da esnemeler gayet rahat bir şekilde takip edilmeli. Kısa vadedeki destek bölgemiz de buralar gördüğünüz gibi. 10.550 ilk etapta takip edilmeli. Onun haricinde şöyle biraz daha kısa vadeye geldiğimizde 1 saatlik grafiklerde ve yardımcı göstergelerde açtığımızda artık toparlanma isteğini göreceğiz. Grafikler bizi yanıltmaz. Dolar bazlı ana resme gelelim.
Şöyle aslında grafiği artık temizleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu grafiğin üzerinde çok fazla durduk. Artık bunu bu şekilde değerlendirmeyelim bence. Daha temiz, daha düzgün bir şekilde grafiğimizi şöyle aylık bazda aldığımızda şu üçgeni tartışmanın bir manası bence kalmadı. Şuradan tekrardan şu sarı kutucuğu alacağız. Burası önemli bir hat. Şimdi bir onay isteme gibi, bir sindirme gibi bunu düşünebilirsiniz. Yukarıda bizi bekleyen bir satıcı grubumuzu daha işaretleyelim. Çünkü aradaki dirençleri artık yazmıyoruz, bir anlamı yok. Şöyle işaretlediğimizde kabaca kırmızı olarak şurayı da yeşile çevirebiliriz çünkü artık kırılımımız geldi. Arkadaşlar gidişatımız bu şekilde olacak. Normal bir yükseliş olmayacak. Agresif hareketler olacak. 11.500'ün kırılmasıyla birlikte de şurada bizi bekleyen bir ana direnç olacak. Şurayı biraz daha zayıflatalım. Turuncuya çevirelim. Biraz daha zayıf bir direnç olsun. Kırmızı da ana direncimiz olsun. Bölgenin üzerinde 800 dolara doğru hareketimiz artık kaçınılmaz olacak. Şurası da kırmızı çizgimiz. Aslında bunu birçok hisse özelinde de ben izah ediyorum. Endeksle orantılı giden, gitmeyen ya da endeksin üzerinde dolar bazlı çok aşırı primli kağıtların başında zaten Türk Hava Yolları var. Bunu ben hep söylüyorum. Ama anlayabilene, tabii kabullenebilene. Görüntü bu. Endeksin grafiğinde ne görüyorsanız o. Bunları tabii daha önce de ben izah etmiştim ama şimdi temiz bir şekilde üzerinden geçmek en doğrusu. Şöyle bir çanak tamamladık. Şimdi bu süreç boyunca da kabaca çiziyorum. Şu şekilde bir hareketi tamamlayıp yeni hikayelerle birlikte bölgenin üzerinde 1000 dolara doğru ve 1000'in üzerinde uzun vadede, yani bu 4-5 yıllık vadede diyebiliriz bunu. Ben ortalama olarak kabaca bir tahmin sunuyorum. Bu 5 yılı bence bulmaz. Zaten izleyip görürüz. En geç 2026 sonu gibi 1000 doların üzerini test edeceğimizi düşünen taraftayım. Ki gidebilecek çok fazla alanımız var. Çok fazla yazılacak olumlu hikaye var. Bunların hepsi böyle kademe kademe zaman içerisinde fiyatlanacak. Ama yok işte benim kağıdım baskılanıyor. İşte bankalar gitti, holdingler gitti, öteki gitti. Şimdi bankalar holdingler düzeltti. Senin kağıdına alımlar tekrardan gelecek. Seninki yükselecek, seninki kâr realizesi yapacak. Sen gideceksin bir başka sektöre. İşte bunları yapmamak gerekiyor. Borsada yatırımcı olmak, bilinçli olmak, beklemek, sabretmek, hikayeyi görmek, ana hedeflere odaklanmak ve günün sonunda parayı kazanmak. İşin püf noktası bu arkadaşlar. Hisse özel analizlerinde de zaten bunun detaylarını hep veriyorum. Kısa vadeli hiçbir analiz zaten yapmıyoruz, yapmayacağız da. Onun haricinde kur tarafında bu hafta itibariyle sürpriz bir görüntü oluşmayacak. Beklemiyorum. Altında stabil ilerlemeye devam edecektir ama burada tedbirli uyarılı bölgeleri zaten değerlendirmiştik. Şöyle günlük ve haftalıkta 380 lira seviyesi gramda önemli bir nokta. Bölgenin altında 2220 lira doğru hareketi takip ederiz. Burada da tedbirli olmak, suların durulmasını beklemek çok önemli. Kripto tarafında şöyle ufaktan oraya da bir bahsedeyim. Total 2 ve Bitcoin dominans grafikleri halen geçerliliğini koruyor yapmış olduğumuz analizde. En son Ethereum ETF'lerinden sonra beklenen hareket gerçekleşmedi. Aynısı zaten Bitcoin ETF'lerinde de olmuştu. Bence sakin olun, önemli bir altcoin hareketine girişecek gibi piyasa. Bitcoin dominansında istenilen hareket gerçekleşmeyip aşağı yönlü bir hareket oluşabilir. Bununla birlikte de altlarda ortalama bir 3-4x hızlı bir atak görebiliriz. Bu son 40-45 güne dikkat etmemiz gerekiyor. Bu 40-45 gün içerisinde altlarda bir hareket hazırlığı oluşabilir. Burada kısa vadede gördüğünüz Ethereum ETF'lerinden sonraki hem yukarı hem aşağı yönlü hareketlere takılmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Luna krizinin Total 2'deki tetiklenme bölgesi
aşağı yönü kırılmadığı sürece bir problem yok. Aksine alt taraflara, yani Total 2 tarafına, Total 3 tarafına para girişi şu anda iyi bir noktada, iyi bir destek hattında tutunuyor diyebiliriz. Özel analiz gelecek zaten. Hafta içi paylaşmış olurum tüm katıl buton üyelerine. Ama ana hareketimizi hisse özel tarafında takip edeceğiz. Bugünlük de böyle olsun. Yeni haftada görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.